Merhaba arkadaşlar. Üç Prenses Kardeşler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bugün sizlerle birlikte pasta yapacağız. Öncelikle malzememizi... Öncelikle pandispanyayı hazırlayacağız. Evet. Ve malzemelerimizi tanıtalım. 6 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 1 su bardağı nişasta, 1 çay kaşığı kabartma tozunu karıştırdık, eledik. Onu ayrı katacağız. Şimdi yumurtaları kırmakla başlayalım. Ben asla yumurta kırmayı beceremiyorum. Ben beceriyorum ama. Hiç kırmadım ki beceririm. Ne diyor ya? Ay! Kabuğu yok ya. Kabuğu düştü. Robot alır onu. Robot alır. Robot onu ununu çıkarır. Ya işte ununu çıkarsın. Tadı belli anlarsın. Öyle mi? Tatsız olur, biraz acı olur. Üstüme gelirsin. Altından çıktı ya. Ay, iki yumurta gözüküyor. Ben yumurta denetlemelisin. Taşa vurur gibi vuruyor çocuk ya. Hayır, belki biz şimdi Ayşe ile biz kırabilir miyiz? Abla düşmanı mı vuruyorsun? Ne yapıyorsun? He? Düşmanı mı vuruyor? Bir dakika. Hadi Asya'cığım, bırak ablanı. Asya elimi tuttuğun için de orada kırılıveriyor. Kabuk düştü sanırım. Evet. Yok ya. Eminim. Dur ben yalayayım. Dur. Alamayacağım. Ay iyice yaydırıyor ya. Hayır arkadaş. Kaşık yok mu kaşık? Tamam bırak, sonra ben alırım. Ay, içinde kaldı. Bir yumurta kırdırayım dedim. 10 parmakları yumurta oldu. Tamam. Aldım. Aferin sana. Şimdi bunu köpürünceye kadar çırpacağız arkadaşlar. Al eline robotu. Hadi. Elim çok pissin. Ben şöyle yapacağım. Al. Vurdur. Evet arkadaşlar, şimdi yumurtayı çırptık. Ondan sonra şimdi yavaş yavaş şeker dökeceğiz. Şekeri yavaş yavaş ilave ediyoruz. Onu dikkatli tut ama burada sıçrar. Yavaş. Sen şöyle çırptıra dur. Tamam attım dedim, bırak dedim, bas demedim ben sana. Şekeri yavaş yavaş ilave ediyorsunuz. Düğmeye basmadan şöyle karıştır, ben sonra müdahale edeceğim ona. Yavaş yavaş derken tane tane de demedim Azra. Şimdi bunu katalım. Hayır, yeter dökme. Oradan az almaz, oradan almaz. Tamam döksün döksün. Döksün de oradan. Arkadaşlar bunu dökene kadar tane tane bu sabah. Ama benzerime gibi verebilir. Bence verebilir belki. Sen bunu kaldırabilecek misin orada? Bir şey takılı yalnız o. Karıştı şimdi. Ya karıştıramıyorsun Azra, elinin tersine geliyor. Ben karışamıyorum nasıl? Hala tane tane döküyor ya. Azra'cığım döker misin? Hemen dökeyim. Şöyle kameraya bakayım da yüze kapağı. Tamam, 1,5 dakikada 1 su bardağı şekeri döktüm. Aferin sana. Ne güzel bir iş. Korkuyorum. Şimdi onu çırpacağız. Tamam. Sonra sıcak su içerisine şu sıcak su da eklesin. Arkadaşlar şekerin erimesi için yarım çay bardağı sıcak su döküyoruz. Yoksa erimez. Yoksa erimez. Tamam. Şimdi evet. Çırpıyoruz. Uzak duruyoruz. Orada sen çırpamazsın, ben ona götüreyim. Tamam. Çırpalım, getiriyorum. Evet arkadaşlar, oldu. Yumurtayı çırptık ve köpürdü arkadaşlar. Şimdi kaşık kaşık. Şöyle biraz yanaştırır mısın? Rengini de gösterelim. Biraz geri git. Geri git. Arkadaşlar tamam. Şimdi kaşık kaşık un dökeceğiz. Asya'cığım ben bir anlatabilir miyim anneciğim? Arkadaşlar yumurta beyazlayıncaya kadar, yani köpürünceye kadar 10 dakika çırpıyoruz şekerle birlikte. Şimdi unumuzu dairesel hareketlerle spatula yardımıyla ilave edeceğiz. Azar azar katarak ekle. Ama azar bence katamayacağım. Ekle.
Kalk kızım. Ayşe'cim dairesel hareketlerle karıştırarak. Şu şekilde mi? Evet. Yumurtanın köpüğünü söndürmeden. Kahve yapar gibi. Aynen. Hani böyle kalktı şöyle yavaş yavaş. Şey. Yani şöyle aldırdı içten dışa doğru. Yani dıştan içe doğru. Dıştan içe doğru. Evet kap bakayım. Bir köşe şunu da yap. Ondan sonra ben müdahale edeyim. Çünkü yapamadım. Azra'cığım bir saniye durur musun anne? Ben bir müdahale edeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar unumuzu ilave ettik. Dairesel hareketlerle spatula yardımıyla yavaş yavaş karıştırdık. Şimdi unumuzu kalıbımıza boşaltıyoruz. Direkt boşaltıyoruz. Kalıbı yağlamıyoruz. Kalıbın yani kelepçeli kek kalıbında pişirirseniz daha iyi olur. Bizim evdeki 26 santimdi. Tarifteki kalıp ise 22 santimlik istediği için ben de tenceremin saplarını söktüm. Pasta kalıbı yaptım arkadaşım. Ayşe'cim öbür taraftan akıtıyorsun dikkat et. Şimdi bunu kalıba boşalttıktan sonra 160 derecelik fırında altlı üstü ayarda yavaş yavaş pişiriyoruz arkadaşlar. Şimdiye kadar. Zaten kabarıyor zaten kendini belli ediyor. Ama ben tutayım sen suyu. Ben size göstereyim öyle. Şimdi tam mı? Evet şu an çoğunu boşalttık. Spatulayı da sıyır. Boşalttın mı sen onu? Hayır. Tamam neyse ben halledeyim. Bunu atalım pişirdikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi tünelden çıktı. Kekimiz. Pandispanyamız pişti arkadaşlar. Bu arada size küçük bir sır verelim. Dokunmayın kız. YouTube'daki hani yumuşacık pandispanya yaptık falan diye gösteren tanıtımlarda, videolarda arkadaşlar şunu söylemiyorlar. Fırında pişirirken normal kalıbın altına bir de sıcak su koyuyorlar ve pandispanya o şekilde yumuşak oluyor. Yani arkadaşlar, su koyuyorlar. Arkadaşlar bu arada gıda boyası koymuyorum. Arkadaşlar bu gıda boyası. Ya ne gıda boyası? Asya gıda boyası buna koyacağız. Arkadaşlar daha önce bazı Çinli şeylerde görmüşsünüzdür böyle su. Biz de dedik nasıl olur denedik böyle daha yumuşacık bir pandispanyamız oldu. Yumuşak oldu. Şimdi tabii ilk çıktığında daha çok sallanıyordu. İçerisine krema için arkadaşlar bugün kendim yapmadım. Bim'den aldım pasta kremalarını. Evet. Şimdi vanilyalı kremanın içerisine biraz bir miktar gıda boyası koyacağız. Onu biraz çilekli gibi yapacağız. Şey neydi onun ismi? Ay ben de izlemiştim. Arkadaşlar şey Migros'ta küçük alışveriş videomuzda izlerseniz. Aldım. O zaman almıştık. Çok az koyuyorum. Saçın göremiyorum ya. Biz de göremiyoruz. Bir dakika. Sıkamadın mı? Ben sıkayım mı? Önce ezdirin diyordu elimizde. Keşke dediğini yapsaydım. La ben dedim görmüyor. Sen beni dinlemiyor. Pandisyen de yapmış. Bence ucunu kesmeliyiz. Aa, mantıklı. Kapalı mı? Ondan gelmiyordur. Ucunu bir keselim. Ondan sonra bir de bir damla. İşte açtık ama akmaya başladı açınca. Bir damla yeter herhalde. Bir damla kısık. Bir damla daha sık. Küçük oldu o damla. Ben çıkışın üstüne doğru. Tamam. Ay kapat kapağını. Hava almasın. Kanı benzemiyor mu arkadaşlar? Hayır. Kanla pembeyi nasıl karıştırıyorsun onu anlamadım. Ama aynen kanı benzemiyor. Bizde tamam. Ooo pembe. Biz çok da pembe istemiyoruz da bu az geldi. Dur arkadaşlar. Karıştırmayın. Bence biraz daha sıkacaksın onu. Az geldi tabii. Evet. Biz hiç kullanmadık daha. Hiç yani. Ama ben bir kere kullanmıştım. Gıda boyasını biliyorum. Biz gıda boyasını Asya istedi diye aldık. İki damla mı sıkayım? İki damla sık ya. Bir damla daha sık. Tamam. Bir damla daha. Şunu da buraya sıkayım. Tamam. Benim elimde. Okay. Tamam kapat. Arkadaşlar bu arada slime videosunda böyle birazcık buraya toplamak birazcık zor oldu. O yüzden arkadaşlar slime videosuna girip slime time yazabilirsin. Aa ben ne oldu? Arkadaşlar normalde annem böyle gıda boyalarına falan kaptırmıyordu bize. Asya'nın bugünkü perşembe günkü sınavından güzel performans aldığı için onu bu sefer izin verdim. Zaten bir sonraki videomuz Asya'yla ödev yaptık videosu olacak. Öğretmenim
Onun dışında bütün o da hayır, doğru. Kelime doğru ama yanlış yerde kullanılmış. El ele diyeceğini bile. El alale el ele yazacağını. El alale elle yazmış. Ama aslında daha da zorlaştırmış ya kendi kelimeyi. Hayır, bence o kelime çok kolay bir şey. Aslında zaten arkadaşlar ya. Bu hafta elle. Bir saniye ben konuşabilir miyim? Bu hafta k harfi ve a harfini öğrendik. Asya K'yı okuyamıyor. Yalnız kalk kelimesini çok rahat okuyor. O garip. Bence bir damla daha koy ona. Bence bir iki mi? Damla hatta. Arkadaşlar bu kapıyı çok elini korkak alıştırma. Arkadaşlar şunun kapağını açarken dikkatli olun. Yeterli. Hiçbir iş yapmıyorsunuz dedi. Asya da başka dünyaya götürelim. İsterseniz onu karıştıralım. Pandispanya'yı da bölelim. Ben geçeyim mi? Evet. Sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi annem bunları ayırdı ve biz şimdi kremasını ekleyip süslemesine geçeceğiz. Yani ilk krema kapısı. Şurada. Hadi bakalım, başlayalım. Pembe kremamız oldu. Ben de kremayı şöyle göstereyim arkadaşlar. Süslemişler falan çıkıyor birazcık. Fazla pembe olsun istemedik biz. Çünkü pembe. Siz dilerseniz daha fazla koyabilirsiniz. Arkadaşlar annemler kokolu sevdiği için ben pembe seviyorum. Çilek seviyorum yani. O yüzden çilekli sevmiyor annem. Çünkü pirinç. Ya yani, çilekli biraz ekşi gibi geliyor bana. Ya ben doğal çilek seviyorum ya. Ben de. Ben sadece bu kadar yeterli. Yeterli onu şey uzun spatula ile yaydır. Arkadaşlar videonun başında demiştik. Arkadaşlar abone burada olmayı, like, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bunu ikisi konuşuyor ama bir şey yaparken Azar dışarı gidiyor, Asya'ya oturuyor paşa paşa. Ama ben küçüğüm, ben ne yapacağım? Biz hazıra konuyuz. Ay bir de sen. O da güzel. Çekil bakayım. Arkadaşlar şu anda bunu da eğer... Onlar en son, en son anneciğim, en son. Yeter anlatma. İsteyenler koyuyorlar, isteyenler koyuyor ablam, isteyenler. Sen ne? Asya'cığım. Allah Allah ya. Ayşe okşama biraz, elini hızlandır annem ya. Şöyle mi? Evet. Ya ben dökülecek diye. Tamam dökülsün, bir şey olmaz, sileriz. Şimdi tamam koy onu onun içine. Hayır yeterli. Yeterli. Tamam. Arkadaşlar şimdi süs olarak neyliğimiz var? Şimdi muzdan biraz koyuyorsun. Muz. Şu damla çikolatalardan bir de süsü. Hemen içine koy anneciğim. Görüyorlar. Sen ne ya? Önce muzu koyuyorum. Koy anneciğim. Kalpli şey süsü. Aralıklı koy. Heh. Arkadaşlar kalbi süslerden bir çilek. Arkadaşlar isterseniz dilediğiniz meyveyi koyabilirsiniz. Tabii. Biz hani fazla meyveli olmasın diye böyle yaptık. Dur Asya dur dur. Arkadaşlar. Bir şey kuş kavası. Azra'cığım. Bak. Allah Allah. İkili gelmiş. Şöyle koyayım. Tamam bu muzlar yeter herhalde. Ortaya da koy. Bir tane koyacağım. Koy. Arkadaşlar şimdi ben şu şeyi söyleyeyim. Şimdi damla çikolatadan koy. Sepiştir. Bunu Ayşe bazı zor olan şeyleri yapsın, biz bunları yapacağız. Asya'cığım oturur musun? Bu yeter. İyi, değil bence biraz. Az daha at. Şöyle gel 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 evine çıkarsın. Bir tane alsam mı acaba? Hayır. Bunu yapıştır. Şimdi ikinci parça keki koy. Şunu mu? Hı hı. Tabii ben ki de o. Biraz daha damla çikolata koyalım. Koyalım mı? Koy koy. Bir bakayım işte. Şimdi onun üstüne tekrardan yapma çikolatalı sos yap. Asya'cığım bir saniye anneciğim. Lütfen durur musun artık ya? Tamam. Dur sen ver onu bana. Ya bir şey yapmıyorsun ben kenarda. Oturuyorsun öyle. Ne yapayım ama burada? Silendirme mi olayım? Kolumu içime. Ayşe kaşığı yapayım? Septir. Hemen bir tane daha alıyorsun. Hemen bir tane daha septiriyorsun. Hızlı ol biraz. Yoksa videonun saniyesi bayağı bir oldu. İyi. İzle. Yani 5 dakikalık işlevi 15 dakikada yapıyorsun. Bu yeter herhalde. Bir kaşık daha koy. Daha içeride kremamız var. Tamam. Oraya düşmedi ya. Sen düşün ya, kremayı da. Çıktır çıktır. Şimdi onu yaydır spatulayla. Sanki bu pasta şey soğuyunca yemeyeceksin kremasını. Aynen. Aynen diyor bir de ya. Tamam Azra. Yam. Kenarlarına doğru. Arkadaşlar süsleri anlatayım mı? Süsleri en son anlatalım, tamam mı? Tamam. En son sen anlat süsleri. Tamam. Biraz heyecanlı şu an. Süs koyacak ya ondan. Süs
Sen koyma, ben koyarım. Ya süsler yiyor bir de ya. Ağzına sıkacak ki. Aç bakayım. Ben de biz pasta yapmıştık. Arkadaşlar. Hayır, şey bisküvili pasta yaptık. Arkadaşlar diyor ki ben senle yapayım. Rulo pasta senle yaptık. Ben yapayım diye. Tamam. Ya. Şimdi evet bisküvili pasta yaptık, bir de rulo pasta yaptık. Şimdi tekrar muz koy. Krema güzel olmuş. Arkadaşlar bir şey yapayım. Muzun tamamını koy. Tamam. Uzun aralıksız koyuyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu arada bu süsleri yemek istiyor. Yerleştirmek istemiyor bu arada. Süsleri. Bana birilerini hatırlattı. Aynen bana da birilerini hatırlattı. He. Videoyu açmadan önce kim çilekli şey yemek istiyordu? Pembe olanı. Ya ben yemedim ya. Sen de yedin. Vallahi bunlar da ifşa. Ben pembe sevmiyorum canım. Bir de ben neler var diye bakıyorum. Kalp var, beyaz var, mor var. Bak dibine kokuna. Allah'ım bak Allah'ım. Gelen de ortasını koydum. Çeksekti üstüne kalmadı. Hı? Pembe. Üstüne muz koyulur mu Azra? Üstüne koymayacağım anneciğim. Koyuluyor da. Ama bir tane. Kesin tarzı var. Evet. Hı. Tamam. Damla çikolata at. Al. Azacığım sen atar mısın damla çikolata? Elime yapıştı. Azracığım. Gereksiz şeylere girme anne. Gereksiz şarkılar yapıyor. Yok kafamdan uydurdum. Evet. Arkadaşlar bu arada büyüklerin işine karışılmaz. Hayret. Bunu Asya mı söyledi? İnanamıyorum. Sen de benim işime karışma o zaman. Ama sen benim işimi karışıyorsun. Sen benim küçüğüm müsün? İkisi de aynı yani. Çok şey yaptığına bakmayın. Çekil. Siz çekiyoruz. Evet. Bu kadar yeter. Evet. Ama sanki süslerin güneyle karışacak. Şimdi şeyi kapat. Şimdi onda pembe krema yapacağız. Şey diyeyim önce. Şuralarını alalım. O bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Zaten şey keki onun üstüne çıkardığım için. Yere döktüm. Ortala şey düzenli yap. Oldu mu şu an? Hı-hı, oldu. Göremiyorum. Şimdi ya. Pembe krem. Ama orada kakaolu kaldı mı? Kaldı. Biraz az var ama. Kakaolu onu da diye alt katı tekrar koyabilir misin? Bayağı kalmış oldu. Ben onu ayarlayayım bir. Evet. Arkadaşlar annem biraz düzeltti, toparladı. Şimdi sırada pembe çilekli kremamız var. Kaşık yardımıyla alıyorsun. Azacığım şu şeyi alır mısın? Almasın, içinde dursun o. Tamam. Dur şu tarafa çeker miyiz? Spatula şuraya mı? Şuraya koy. Hayır. Aşı buraya koyabilirsin. Bunu önce yer. Daha dur bir dakika. Gerisini sen biliyorsun. O kadar pasta videosunu izleyen sensin. Yani. Aşı ben neyi yani dedim. O kadar pasta videosu dedin annem, ne aynı dedin. Çek anne, süsle buraya bakalım. Hazır yer kalmışken. Yukarıda çok az kaldı, hepsini sıyırdın ama. Biliyorum. Fark ettim. Acaba Ayşe'nin çikolata... Ben süreyim mi? Evet, böyle yapalım. Biz sürelim arkadaşlar üzerine... Müdahale etsin anne. Kremamızı. Evet arkadaşlar, şimdi biz bunu ince böyle oldu. Yani tabii ki de profesyonel pasta değiliz ama... Oldu kadar artık, yapacak bir şey yok. Şimdi süsleri yerleştireceğiz. Süsleri yerleştireceksiniz. Ama ilk bundan mı? Bir dakika dur, ablam bir yapsın. İlk pembeden mi başlayalım? Sen ilk pembeden mi başlayalım? Yani ya. Tamam, ilk Asya'nınkinden başlayalım. Bu yüzden ne hiç şey yapmıyorum. Şöyle ortası var. Tam ortası burası mı? Hı hı. İstersen pergel getireyim. Olur. Çapını falan alırsın. Şöyle yuvarlak. Hani gittime mi yapayım yuvarlakları açayım burada. Asya'cığım gider misin ya? Yani birer parmak şey olsun ya. Dip dibe falan olsun. Bak işte Ayşe dola. Hadi kızım. Ben böyle rengarenk falan var ya. Ben de bir saat boyunca yerleştirdim. Aynen, bu bence çok uzun sürecek gibidir ya. Biz bir süsleyelim arkadaşlar. Süsledikten sonra tekrardan bir araya geliriz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Pastamızı süsledik arkadaşlar. Süslerimiz böyle oldu. Şöyle gösterdik. Aslında daha profesyonel yapmak istiyordum. Ben hani daha buzdolabına atmadık. Buzdolabında dinlense, bir saat dinlense daha iyi olur arkadaşlar. Evet. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diliyoruz. Diliyoruz. TikTok burada, Instagram burada.
Abone olmayı unutmayın da onlardan sonra gelmiştir. Şu an mutlaka yukarıdadır. Evet. Pastanın pandispanyanı tarifini aşağıdaki açıklamalar bölümüne yazacağım. Oradan bakarsınız arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Öpücük at Asya.